Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğim. Ondan önce kısaca bir Ankara'ya bakalım. Ankara'da yani dörtte kaldık. Çok iyi tahminler yapamadık ama bir koşuda verdiğimiz atları değerlendiren olduysa günü kurtarmışlardır, hatta fazlasıyla. Şimdi günün birinci yerinde Osman Bey arasına rağmen mükemmel koştu. Burada Prens Atlas startta kalınca şansını baştan kaybetti ama kalmasa da Osman Bey'i geçemez gibi. Lakers'ta beklediğimizden daha favori çıktı ama daha iyi koşmadı. Pixie tam bir hayal kırıklığı. Muhakkak anlık bir sıkıntı yaşadı. Yoksa bu at bunlara geçilmemesi lazımdı. İkinci koşuya geldiğimizde özellikle söyledim. Bir numara Sin'in 61 kilosuna rağmen çok iyi koşacağını, ilk rakibinin 4-9 numara Touch of Class olduğunu ve geçen yarışta Padok'ta Hafo Can'a inanılmaz beğendiğim ama o gün için 5. kaldığını, bu yarışta dikkat etmemiz gerektiğini söyledim. Burada yarış hatta Navona'yı da verdim. İlk dördü dolaylı yoldan bildik. İkiliyi sıralı 2 54 lira, normal 2 37 lira. Yani Sin'in arkasına verdiğimiz ikinci ve üçüncü atları oynayan arkadaşlar var. Kazanan arkadaşlar var. Buradan günü kurtardılar. The Plaque'in buraya hepsi vermiştim. The Plaque Maiden'dan çıktı. Güzel de bir yarış yaptı. İz bırakan yani zor da olsa kazandı. Burada Domra fena koşmadı. Hani konu da toparlanmış. O da güzel koştu. Dizdarım yani mükemmel koştu. 61 kiloyla bu kadar rahat bir yarış. Gökçe Bayır tam bir hayal kırıklığı. İnanılmaz. Bence kötü koştu. Üçüncü olmasına rağmen. Demek ki geçimi yapamadı bence. Geçen kum yarışı harikaydı. Bilmiyorum. Dizdarım her yerde tuttu yani. İnanılmaz bir yarış. Son ayakta da Taçan ilk atımız, hatta tek olabilir dedik. Kurtar Baba ve Vay Champion rakipleriydi. Vay Champion viraja kadar iyi geldi de devam ettiremedi. Kurtar Baba ikinciliği kurtardı. Yani genel olarak başarılı değildik ama yarınki Bursa yarışları hoşuma gitti. Para verebilecek bir altılı. O yüzden Bursa'yı tercih ettim. Hedefimiz para. İki tane tek gözümüze kestirdik. Bakalım inşallah yanılmayız. Şimdi birinci aya ikinci altılıyı yorumlayacağım bu arada. Çok koşu var. Hepsine yetişmemiz zor oluyor. İkinci altılıyı yorumlayacağım. Hemen baktığımızda son yarışta bence Müslüm Çelik'in çok iyi idare edemediği, zaten iyi çıkardı ama çok iyi idare edemediği, eksik kaldığı bir yarış yaptı 8 numara Kara Mürsel'le. Bence Tolga Ankerestece iyi idare edebilirse bu grubu geçebilir. Yarışın en şanslı atıdır. Startta kalıyordu. Son yarışta kalmadı. Kalmazsa çok iyi koşar. 12 numara Powerbank bir yarış gördü. İsmail Koyuncu uzun zamandır at binmiyordu. Bakalım nasıl bir geri dönüş yapacak. Powerbank'in son yarışını beğendim. İyi koşar. Kilo uygun. 10 numara Wind Power. Her zaman böyle mesafelerde iyi bir at. 11 numaralı Büyük Acıba. Bu Eren Kadirleri geçen Bitay'la ilk at verdi. Beni mahcup etmedi. Kazandı 14 lira Ganyan'la. Büyük Acıbayla da önde yalnız kalabilir. Dilim yandı ve balyacılar çok sıkıştırmazlarsa onu, avanslı dönebilirse bitirebilir. Dikkat. 7 numaralı Dilim Yandı ve 5 numaralı Heroes diyorum. Heroes. 8, 12, 10, 11, 7 ve 5. Günün ikinci ayağına geldiğimizde 8 numara Özgür Fatih'in son yarışı çok iyiydi. Gerçekten çok iyi bir yarış yaptı. 11 numara Aslan Sütürü çok dışarılardan dolandı. Biraz da startta kaldı. Spiker 3 boy dedi ama bence 5-6 boy vardı. Zülfikar Karabulut iyi süremedi. Çok dışarılardan dolandı. Bu kez hem takı değiştirmişler. Kapalı gözlük kulaklık değil, bağına dönmüşler. Hem Gökhan Yıldız bu atı çok iyi tanır. Hem de bugün geçen viraj çok kalabalıktı. İçerilere giremedi. Yani Zülfikar Karabulut suçlarken onu da hani sebepleriyle suçlayalım. Çok dışarılardan döndü ama içeride çok kapalıydı yani. Bugün mesafenin 2000 olmasından dolayı bazı atların yarışı yani 800'lerde, 600'lerde, 1000'lerde bırakacağını düşünürsek, ki öyle düşünüyorum, bazen öyle oluyor. O zaman daha rahat bir kulvar bulabilir. Özellikle içeri girerse şansı çok artar. Dikkat edin 11 numara Aslan Sütüne. 4 numaralı Beyan Efe son yarışı iyiydi. 12 numaralı Cesur Miza son İstanbul yarışından önceki yarışı iyiydi. Dikkat edin. 6 numaralı Galicia son yarışı mükemmel ve 5 numaralı Hanamiçe de şanslı olabilir. Ama önce 8-11, özellikle 11 numaralı Aslan Sütüne dikkat edin. Ben çok iyi bir yarış bekliyorum. 8, 11, 4, 12, 6 ve 5 arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde muhtemelen yani yarın 5 numara Ring of Fire çok büyük favori çıkar diye tahmin ediyorum. İyi koşması lazım. Yarışın en şanslı atlarından biri.
İlk şansı ona veriyorum. 7 numara Silk Road son yarışını çok beğendim. Yani Mahmut Sav yine aynı yarışı yaparsa günün sürprizini gerçekleştirebilir. 11 numara Team Master fena görünmüyor. Bir de bu 3 numara Flash Forward'a dikkat edelim. Yarın önde yani 2-3 gidip düzlüğe doğru hamlesini yaparsa tehlikeli bir yarış yapabilir. Çim'de kazandığı yarış var. Burak Akçay'la da etkili bir yarış bekliyorum. 5, 7, 11, 3 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Hatta yeri kalan imkanı olan arkadaşlar her ne kadar finalden Kadet Okaçoğlu inse de 1 numaralı finali de yazalım derim ben arkadaşlar, imkanı olan arkadaşlar için. Günün 5. pardon 4. ayağına geldiğimizde ya birkaç yarıştır İzmir çocuğunu çok ciddi bir şekilde takip ediyorum. İkinci olduğu şu yarışta kaçak bir at vardı. Orada hiç kaçak at yoktu. Kendi, o gün tek vermiştim. At ikinci kaldı. Evet, Like the Star. O gün ben tek vermiştim. Bu atın kısa mesafelerde başarılı olduğunu biliyorum ama Like the Star'ı kovalayan kimse olmayınca kendi kovaladı ve Like the Star da boş bir at değil. İzmir çocuğu onu geçemedi. Şimdi daha sonra iki tane uzun yarış koştu. Bu at uzunu yapamıyor. Yani kesinlikle bu at uzun mesafeyi yapamıyor. Ama yarın tam istediği yarışı buldu. Önde hızlı atlar var. Maratoncu gibi, Aşan Baba gibi, bazen Buz Fırtınası gibi, belki bu Brave Call da kaçabilir. Kaptan Emre de öne gidiyor. Ekürüsü Stimsel Starsak kalmazsa ki illaki ona fedailik yapacaktır. Kalmazsa önlere gidecektir. Dolayısıyla ilk defa hem mesafe olarak hem de yarış anlamında istediği yarışı buldu. 5 numara İzmir çocuğu sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Bence Tolga Yıldız da öndeki atları avlayacaktır. Banko olarak öneriyorum 5 numara İzmir çocuğunu. 8. koşuya geldiğimizde 1000 metrelik bu çim yarışında ben 4 numara White Darkness'ın ilk yarışını beğendim. Bu at içeriden çıkıyor. İki start güzel de dönüyor. İçeriden dönüyor. Savrulmuyor. Aksiyonları fena değil. Bence bu hazır olmayan atların yanında ya bir 3 numara halafa görünüyor ama ondan da daha iyi derece yapmış. Onun da ona göre de start avantajı da var. Ben 4 numara White Darkness'ı da size de banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde açıkçası zor bir yarış gibi görünüyor. Yani çok çok at yazmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Hem dişilere ait yarış hem 20 tane at koşuyor. İmkanlarınız ölçüsüne verdiğim atları sıraya sokun. 12 numara Serin Dalga, 3 numaralı Kara Çulha, 8 numaralı Gülçin Sultan, 7 numaralı Fırtınalı Deniz. Bu 4 atı aslında yeterli olabilir gibi görünse de hani çok kalabalık atlar, çok kalabalık bir yarış. İlk kez çime çıkan atlar var. Bunlardan 10 numaralı Kabak Çiçeği. Yine 6 numaralı Ege Meltem ilk kez çime çıkıyor. Ne yapacağı meçhul. 2 numaralı Hürgobak ekürüsüyle beraber şans yaratabilir ve 19 numaralı Rındamın. Bu at doping cezası aldı yoksa bu grubu geçebilir. 2 kere yarış, yani yarış kazandığı yarışlardan doping cezasından dolayı atıldı. Yaklaşık 200 günlük arası var ama ekürüsü de var. Yazmakta fayda var diye düşünüyorum. 12, 3, 8, 7 önde. Ama 16, 2 ve 19 sırasını da sizlere tavsiye ediyorum. Zor bir yarış, ters bir netice gelebilir. Hepinize yarınki Bursa yarışlarında bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. Videolara yorum yazar ve beğeni atarsanız ve abone olursanız kanalımıza seviniriz. Abone olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Abone olmakta bir ücret yok. Normal kanala, YouTube'a abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretli olan WhatsApp grubumuza üye olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hoşça kalın arkadaşlar.